Herkese merhabalar. SRC 5 ADR banko örnek sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. SRC 5 ADR'de kesin çözüm. Sayfamıza, kanalımıza abone olun, takip edin, katılın, kazanın. SRC 5 ayrıcalıklarından yararlanmak, faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak kanala katılın. Örnek soruları çözün, sınavdan geçin arkadaşlar. Kazasız günler diliyoruz. Ve hemen başlıyoruz. Birinci sorumuz geldi. Bir taşıma biriminin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi bulunmaktadır. Bakın iki ayrı dediğine göre burası önemli. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Devamlı diğer paketlerde yükleme yasağı vardır. B. Bu taşıma biriminde bulunan yüklerden birden fazla tehlikeye oluşabilir. C. Bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir. De bu paket taşınamaz. Tabii ki cevap Bursa seçeneğidir. Hemen geçiyoruz. İkinci sorumuz, ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır? A. Toz hüzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan müdahale etmelidir. B. Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir. C. Yangının çıkış yerini rüzgar yönünde aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir. D. Küçük yangınlarda bile güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamını boşaltmalıdır. Tabi burada yangının çıkış yerini rüzgar yönünde aşağıdan ve önden başlayarak söndürmesi doğrudur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yine önemli püf noktası olan sorular. Hemen üçüncü sorumuz gelsin. Bakalım aşağıdakilerden hangisi karayolu tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliğinin amacıdır? A. İşletmeciler için daha iyi tarifelerin uygulanabilmesi. B. Nakliye işleminin hızlandırılması. C. Sevk belgelerinin tek bir nusada toplanması, D. Çevre ve araç ekibinin korunması ile birlikte tarafların yükümlülüklerini belirlemek. Burada da arkadaşlar karayolu tehlikeli madde taşımacılığı yönetmeliğinin amacı çevre ve araç ekibinin korunması ile birlikte tarafların yükümlülüklerini belirlemektir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen bakalım dördüncü soru, banko sorulardan. Hani olmazsa olmaz sorularımız var ya arkadaşlar. Bakın dördüncü soru onlardan birisi. Soru şu: tehlikeli madde taşıyan araçların hızları hangisinde doğru verilmiştir? A. Yerleşim yerlerinde 30, yerleşim yerleri dışında 50, bölünmüş karayolunda 55, otoyollarda 65. B. Yerleşim yerlerinde 30, yerleşim yerleri dışında 50, bölünmüş karayolunda 60, otoyolda 70. C. Yerleşim yerlerinde 50, şehirler arası yollarda 60, bölünmüş yolda 65, otoyolda 70. D. Yerleşim yerlerinde 60, şehirler arası yollarda 80, bölünmüş karayolunda 85, otoyolda 90. Arkadaşlar unutulmamalıdır ki tehlikeli madde taşıyan araçların hızları yerleşim yerleri içerisinde en çok 30'la gitmeleri, yerleşim yerleri dışında 50 ile gitmeleri, bölünmüş yolda 60 ve otoyollarda hız sınırı 70'tir. Bu doluyken hız sınırıdır arkadaşlar. Bir de boşken olan hız sınırımız var. Cevabımızı verdikten sonra bakın yerleşim yerlerinde 30, şehirler arası yollarda 50, bölünmüş yolda 60, otoyolda 70'tir. Hız sınırı Bursa seçeneğinde doğru verilmiştir. Bir de boşken tehlikeli madde taşıyan araçların hızları mevcut. Yerleşim yerlerinde 50, yerleşim yerleri dışında çift yönlü karayollarında 80, bölünmüş yolda 85, otoyolda 90'dır. Burayı mutlaka gözden geçirin, ekran görüntüsünü alın, tekrar tekrar bakın arkadaşlar. Önemli sınav sorusu. Hemen 5. soru gelsin. Patlayıcı maddelerin taşınmasında kullanılacak tehlikeli sınıf levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Bu maddelerin taşınmasında tehlike sınıf levhalarında uyumluluk grupları belirtilmez. B. Farklı alt gruplara ait patlayıcılar, maddeler aynı grupta birlikte taşınacaksa sadece en tehlikeli olan alt grup levhası takılır. C. 1.4S alt gruba ait patlayıcı maddeler için levha takılmasına gerek yoktur. D. Sadece paketlenmiş patlayıcı madde ve radyoaktif madde taşıyan araçlara tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur. Evet, burada da Denizli seçeneği yanlıştır. Arkadaşlar gerek vardır. Denizli seçeneği. Hemen 6. sorumuza bakalım. Evet. Soru şöyle. Bir kaza ihbarının neyi kapsaması şart değildir? A. Tehlikeli mal hakkında bilgi. B. Hasarın kapsamı hakkında bilgi. C. Yaralı sayısı hakkında bilgi. D. Yolların yüzey yapısı hakkında bilgi. Tabi burada tehlikeli mal hakkında bilgi, hasarın kapsamı hakkında bilgi, yaralı sayısı hakkında bilgi kesinlikle bir kaza anında ihbarın kapsayan yönleridir. Fakat yolların yüzey yapısı kapsamaz arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneğidir. Yedinci sorumuz gelsin. Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa sürücü ne yapmalıdır? Bakın bu soru da çok önemli. Tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa sürücü ne yapar? A. Yoğunlaştırıcı madde ve plastik kap ile tehlikeli maddeyi toplar. B. Hemen park yerini terk ederek ve polise bilgi vermelidir. C. Alıcıya hasarlı malı alması için bilgi vermelidir. D. Sıvının kanalizasyona akmasını sağlamalıdır. Burada dikkat edin. Yoğunlaştırıcı madde ve plastik kap ile tehlikeli maddeyi ne yapmalıdır? Toplamalıdır. Cevap Adana seçeneğidir. Önemli sorulardan birisi ve 8. sorumuz tünel kodlarından gelmiş. Yine hani bizim olmazsa olmaz sorularımız var ya arkadaşlar. Her çözdüğümüz soruların içerisine koyuyoruz bu tünel kodlarını. Bu da çok önemli. Tünel kısıtlama kodu B bölü D olan paketli ürün taşıyan. Burada paketli ürün taşıyan dediği için bir kere bunun altını çizin. Bir araç hangi tünellerden geçemez? A sadece E tünellerinden geçemez. B, D ve E tünellerinden geçemez. C, A, B, C, D tünellerinden geçemez. D, A, B, C tünellerinden geçemez. Şimdi tünel kodları paketli ürün dediği için arkadaşlar ikinci kodu alıyoruz. Bakın ilk kod burada bak ilk kod B'dir. Evet bakın burada ilk kod B. İkinci kod ikinci kodumuz değil mi? D. Biz D'yi alıyoruz. D'nin üzerine çizin. A, B, C'ye bak. Bak A, B, C, D, E. Şöyle çizdik mi? D'nin üzerine bir çizgi çekin. Sol tarafa bir ok, sağ tarafa bir ok çekin. Sağ taraftaki kendisi ve sağında kalanlardan geçemez. Solundaki tünel kodlarından geçer. Yani hocam A, B, C'den geçer. D ve E'den geçemez. D ve E'den geçemez. Nedir? Bursa seçeneğidir. Bu çok önemli. Tünel kodlarını detaylı bir şekilde zaten bütün sorularda açıklama yapıyoruz arkadaşlar. Tünel kodlarında mutlaka sınavda soru gelir. Hemen geçelim 9'a. İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk edebilir? A. Araç sürücüsünün karar verdiği kişiler. B. Araç mürettebatına dahil olanlar. C. Gönderenin karar verdiği kişiler. D. Yalnızca araç sürücüsü. Evet bakın işaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında kabinde, sürücü kabininde kimler yolculuk etmelidir? Tabii ki araç mürettebatına dahil kişiler değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Ve 10. sorumuza bakalım. Sürücü dökme tehlikeli maddeler taşındığında
Portakal renkli levha üzerinde olması gereken maddenin UN numarasını hangi evrakından okuyabilir? A. Yükleme planı, B. Taşıma evrakı, C. Araç vergi levhası, D. Ruhsatname. Bu soru da sınavların banko sorularından arkadaşlar. Çok iyi biliyorsunuz, siz defalarca bu soruyu çözmüşsünüzdür. Sınavınızda da gelebilir ve geliyor da taşıma evrakından öğrenilir değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen 11. soru gelsin. Soru şöyle: taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan, takmaktan kim sorumlu? Güvenlik danışmanı, yükleyen, araç sürücüsü, araç sahibi. Evet, taşıma birimi üzerinde turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan, takmaktan kim sorumludur? Tabii ki araç sürücüsü sorumludur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Ve 12. soru şöyle: seyir halinde tehlikeli madde yüklü araç kaza yaparsa polise ve itfaiyeye bilgi vermek kimin görevidir? A. Nakliyecinin, B. Sürücünün, C. Gönderenin, D. Yükleyenin. Evet. Seyir halinde tehlikeli madde yüklü araç kaza yaparsa polise ve itfaiyeye kim bilgi vermelidir? Tabii ki arkadaşlar aracı kullanan sürücü haber vermek zorundadır değil mi? Yine çok önemli sınav sorularından birisi. 13. sorumuza bakalım. Sürücüsünün yazılı talimatı okumasını ve anlamasını ve gerektiği gibi uygulayabilmesini sağlamak kimin görevidir? A. Göndericinin, B. Yükleyicinin, C. Taşımacının, D. Güvenlik danışmanının. Evet, sürücüsü değil mi arkadaşlar? Bir firmanın sahibi sürücüsünü yazılı talimat okumasını istemesi gerekiyor değil mi? Anlaması gerektiğinde, uygulaması gerektiğini kim? Taşımacı ne yapması gerekiyor? Söylemesi gerekir. Yani cevap Ceyhan seçeneğidir. 14'e bakalım. Paketleme grubu 2 ne anlama gelmektedir? Paketleme tehlikeli madde paketleme grupları, paketleme 1 yüksek tehlikeli derecesi olan maddeyi, paketleme 2, bakın 2, paketleme 2 orta tehlikeli derecesi olan maddeyi, paketleme 3 de az tehlike, düşük tehlikeli olan maddeyi bize bildiriyor. Arkadaşlar burada bize bakın 2'yi sormuşlar. Size de 1'i sorarlar, 3'ü sorarlar vesaire. 2 düşük tehlikeli derecesi olan, orta tehlikeli derecesi olan, yüksek tehlikeli derecesi olan, tehlike için bir ayrım anlamı yoktur. Şıklarda verilenler tabii ki 2'ye bakarsanız orta tehlikeli derecesi olan maddeyi nedir bize bildiriyor. Bursa seçeneğidir doğru cevap. 15'e bakalım. Şöyle: tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır? 10, 20, 30, 40. Bu soruya cevap vermeden size şöyle bir soru sorarlar arkadaşlar. Tehlikeli madde taşıyan araçlar hızları ne olursa olsun yerleşim yerleri dışında diğer araçlarla arasındaki mesafe kaç olmalıdır diye bir soru sorduklarında, bakın şu da 2 numara tehlikeli madde taşıyan bir taşıt. Diğer taşıtla arasındaki takip mesafesi kaç olmalıdır? Sınavlarda sık sık geliyor. Her zaman 50 olmalıdır arkadaşlar. Hızı ne olursa olsun, bakın otoyolda 70 ile gidiyorsa önündeki araçla arasındaki takip mesafesi 50 olmalıdır. Burada da duraklama yaptıkları zaman, bakın duraklama halinde diğer araçlar aralarında 20 metre mesafe bırakmaları söz konusudur. 16'ya bakalım. Bir tanker yandaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir. Yani 88/1739. Bu maddenin esas tehlikesi nedir?
Yanıcı katı madde, patlama tehlikeli, patlama tehlikesiz, alevlenen sıvı, çok aşındırıcı asidik madde. Tabii ki cevabın Denizli seçeneği olduğu aşikar arkadaşlar. Çok aşındırıcı asidik maddeyi bildirir. 17. sorumuz, yandaki yanma üçgeninde eksik olan element nedir? Isı kaynağı yanıcı maddeyi vermiş. Karbondioksit, karbonmonoksit, benzin ve oksijen. Evet arkadaşlar, burada da bakın Denizli seçeneği değil mi? Denizli seçeneği oksijendir. Bak, burada oksijen verilmemiş. Evet, Denizli seçeneği. Ve 18. sorumuz, tehlikeli madde taşınmasında hangi durumda aşağıdaki trafik levhası dikkate alınmalıdır? Şimdi yüklenen miktardan bağımsız olarak tüm taşımalarda, 5000 kilogramın üstünde yapılan taşımalarda, işaretleme mecburiyeti olan miktarda yapılan taşımalarda, sadece 10.000 kilogramın üstünde paketlerle yapılan taşımalarda. Burada dikkat ederseniz trafik levhalarında, trafik tanzim işaretlerinden tehlikeli madde taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize işaretleme mecburiyeti bak. İşaretleme mecburiyeti olan miktarda yapılan taşımalarda nedir? Levha dikkate alınması gerekiyor. Ceyhan seçeneğidir. Ve 19. soruya geçmeden tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasına bakalım. Sınıf 1 patlayıcı maddelerdir arkadaşlar, bakın. Sınıf 2 gazlardır. Evet. Sınıf 3 yanıcı sıvılar. Sınıf 4 alevlenir katılar, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler. Buradaki sınıf 4'ler. Sınıf 5 yükseltgen maddeler, oksitleyici organik peroksitlerdir. Arkadaşlar sınıf, bakın burada yükseltgen maddeler 5-1 şeklinde. Sınıf 6 zehirli ve bulaşıcı. Bakın arkadaşlar, zehirli ve bulaşıcı maddeleri bize gösterir. Sınıf 7 radyoaktif maddeleri bildirir. Burada verildiği gibi. Sınıf 8 aşındırıcı maddeleri. Sınıf 9 da muhtelif tehlikeli maddeleri, asbest gibi arkadaşlar bildirir. Kesinlikle şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasından en az 3-4 tane soru geliyor her sınavda. Bunları tekrar tekrar gözden geçirin. Ekran görüntüsü alın. Tekrar tekrar bakın. Ve sorumuz geldi. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi yakıcı maddelerin sınıf etiketidir? A'da zehirli maddeleri vermiş. B'de muhtelif tehlikeli maddeleri vermiş. C'de su ile temas ettiğinde alevlenir gazları açığa çıkaran maddeleri vermiş. D'de de yakıcı maddelerinin sınıf etiketidir. 5-1 cevabımız Denizli seçeneğidir. 20. sorumuz, son soru, yine etiketlerden gelmiş bakın. Aşağıdaki tehlike ikaz etiketleri içerisinde hangi sınıfa ait etiket bulunmaktadır? Bakın bu soru sorma yöntemi yeni sorulmaya başlandı arkadaşlar. İşte bu etiketleri vermişler. Aşağıya da yazmışlar. Bunlardan hangisi var diyor. Yani siz bunlardan birisini bulacaksınız. Radyoaktif maddeler, bulaşıcı maddeler, zehirli maddeler, yükseltgen maddeler. Bakın 5-2 organik peroksit. Burada aşındırıcı 8. Lityum bataryum, alevlenir gazlar, zehirli gazlar ve patlayıcı maddeleri vermiş. Bizim sorumuzun doğru cevabı, dikkat edin, zehirli maddeleri vermiş. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Radyoaktif maddeler A seçeneğinde var. Bakın biz bunları aldık arkadaşlar, bilginiz olsun diye. Bulaşıcı maddeler B'de verilmiş ve yükseltgen maddeler de D'de verilmiş. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Sayfamıza ve kanalımıza katılarak üyelere özel soruları çözün. Sınavlarda kalmayın. Videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza sayfamızı ve kanalımızın linkini paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinize başarılar dileriz. Kazasız günler dileriz. %100 sınavlarda çıkabilecek tüm sorular kanalımızda, sayfamızda mevcut.
Hepinize başarılar. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kazasız günler dileriz.